Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Power West Simulator oynuyoruz. Geçenlerde ilk bölümünü yayınlamıştık. Ben bunun ilk bölümünü bayağı bir önce çekmiştim. Yani bu en son yaşadığımız afetten önce çekmiştim. Hatta öğrendiğimiz ilk gün yayınlanacaktı bu. İlk videosu. Hemen iptal ettim işte falan. Bir buçuk hafta sonrasına falan paylaşmıştım videosunu. Bugün de ikinci videoyu çekiyor olacağız. Tam stres atmalık bir oyun aslında. Girdim ben defalarca oynadım falan böyle. Tam böyle stres atmalık bir oyun. Biraz uzun sürüyor yalnız bazı işler. Bugün mesela bunları verdi. Bunlar basittir diye düşünüyorum. Daha kolaydır diye düşünüyorum. Hele ki şu araba. Zaten verdiği paradan belli oluyor. 100 dolar. En basiti şu mesela. Bununla başlayalım bugün. Hem biraz da eliniz alışması gerekiyor. Mesela mouse'un tekerleğiyle şu uçlar değişebiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bayağı bir şöyle seçenekler var. Bu aslında deterjan lazım buna ama bizde deterjan varmış. Neymiş? Bu taş temizleyici ama biz niye taş temizleyici kullanalım ki? Şöyle yapalım. Tertemiz oluyor. Deterjan birazcık sıkıntılı, çok hızlı bitiyor çünkü. Ama normal suyla her yeri zaten temizleyebiliyorsun genelde. Daha hiç öyle deterjana ihtiyaç duyduğum bir yer görmedim. Bak bu en basit. Ama büyük yerlere, hele bir tane video dışında ben bir park alanı vardı, onu temizledim. Ya 2 saatten fazla sürmüştür belki. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz böyle uzun sürüyor ama bildiğiniz stres atıyorsunuz. Bir yandan film açıyorsunuz bir yerden ya da müzik dinliyorsunuz. Öyle takılıyorsunuz. Zaman kısıtlaması da yok. Kafanıza göre takılın durun. Ne yaparsanız yapın modunda oyun. Tam böyle stres atmalık. Daha bunun çatısı var. Oraya bizim merdivenimiz var. Şöyle çıkalım. Evet. Tamamlandı. Şunu şöyle bir kenara alalım. Şuradan devam. Her ayrıntıya girmek gerekiyor. Yoksa görevi geçemiyorsunuz. Tamamlayamıyorsunuz. Ne kaldı? Tampon, şasi ve ön cam kalmış. Ön cam tamam. Şasi. Şasi de tamam. Tampon. Hangi tampon? Muhtemelen şurası. Şurası. Evet, gördüğünüz gibi tamamlandı %100. Selam, elimde aşırı pis bir yan sepetli motosiklet var. Bizi araya alabilir misin? Yardım... Neyse, geçti. Görevi tamamlıyoruz. 100 doları cebimize koyuyoruz. Evet, motosiklet vermiş. Ama şu biraz daha uzun sürecek gibi. Bunu yapalım. Bence bir video boyunca bunu yapacakmışız gibi duruyor. Biraz orta boyutlarda bir ev, ayakkabı şeklinde bir ev. Yardım ettiğin için çok teşekkürler. Çok tatlısın. Allah razı olsun. Anaokulumuzun ormanda... anaokuluymuş. Anaokulumuzun ormanda olması çok hoş olsa da bu onu dış faktörlere açık hale getiriyor. Ve zavallı okul o kadar pislendi ki kirliler artık çocuklara bulaşmaya başladı.
Eskiden birkaç kova doldururduk ve çocuklar temizliği tepeden tırnağa kendileri yaparlardı. Çok eğlenceli olurdu ve çocukların çoğu hiçbir zarar görmezdi. Bugünlerde ebeveynleri iyice kaygılandırmadan olukları bırak çatıya çıkmalarına bile izin verilmiyor. Gelip okulu bir güzel yıkarsanız harika olur. Karşımda $450 kazanacakmışız. Başlayalım. Evet, okulumuz burasıymış. Hadi bakalım. Ön tarafından girişelim işe. Evet, şu yeşiller özellikle en zor çıkan yerler. Yosun tutmuş yerler. Oralara biraz yakın. Bak, bu çok hızlı çıkartıyor ama çok uğraştırıyor. Şu sarı olan iş görüyor. Ama uzaktan değil, yakından birazcık uzun süre tutarak. Vallahi tam stres atmadık diyorum ya. Heh, zıplayarak birazcık çözebiliyoruz bazı şeyleri. İlla merdiven taşımamıza gerek kalmıyor. Arkayı daha sonra geçeriz. Şu ön tarafı bitirelim. Ön ve yana yapalım önce. Zıplıyor. Zıplayarak yapıyoruz. Çiçeklik de tamam. Şuradan devam. Duvar niye bitmiyor ya? Heh, zorunda. Yosunlara bak.
Oh. Oh. İnsan rahatlıyor valla. Kapı tamamlanmadı mı? Heh, şimdi çerçevesi tamamlandı. Kapının kendisi tamamlanmıştı herhalde diye hatırlıyorum. Devam ki. Daha da yanlış da mouse'un sol kliğine basıyorum. İptal ediyor. Şimdi sol klik şöyle. Ya da basılı tuttuğun zaman çalışıyor. Sağ kliğe bir kere basıyorsun, otomatik direkt çalışıyor. Sanırım merdivene birazcık ihtiyacımız olacak. Ve daha genişiyle şunlar daha hızlı olur diye tahmin ediyorum ama birazcık kalıyor galiba. O yüzden biz yine şöyle sarıya geçelim. Görüyorsunuz nasıl uğraştırıyor. Bak merdivene denk geliyor. Şuraya mesela bir şey yapamıyorum. Mecbur yer değiştireceğiz onun için. Bir de merdiveni de her istediğin yere koyamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Bazı yerlere erişebiliyoruz ama bazı yerlere su o kadar gitmiyor, kuvvetli değil. Kirleri şöyle gösterebiliyoruz. Ha bak şuraya gitmiyor mesela. Allah aşağı düştük.
Hele şükür ya. Şunun için uğraşıyorum. Şuraya atlayalım hazır çıkmışken, şurayı da bir yapalım. Böyle tepeden başlayarak. Saçma sapan mesajlar geliyor bak. Ben yoğurt istiyorum. Ne alaka? Yoğurt mu yapayım sana? Ne yapayım? Zıplayarak mı yapacağız buraları? Şöyle. Mecbur yoksa olmayacak. Hele şükür. Biz bu işe hiç girişmese miydik? Bitmiyor. Çok detay var baksana, aralara falan çok fazla girmek gerekiyor. Düz zemin değil çünkü. Bakalım yapabilecek miyiz şurayı? Oraya giremiyoruz. Nasıl olacak o iş? Hiçbir fikrim yok vallahi nasıl olacağına dair. Neyse, dur bakalım. Çözüm buluruz belki. Hayvan sesi gibi bir ses geliyor. Baksana tek tek uğraşmak gerekiyor. Alt tarafı yapmak daha kolaymış, üst taraf daha zor.
Oh. Bir bölüm daha bitti. Bak görmediğimiz tamamlanmayan yerler var. Doktor, garajımızda eski ve pis bir şey bulduk. Gelip yıkamak için müsait olduğunda bize haber ver. Baş üstüne canım. Burası sonlandı. Burası da tamamlandı. Şuraları bir temizleyelim iyice. Dur bakalım. Şu tepeyi nasıl yapacağız? Şimdi şurada iskele var ama iskeleden böyle anca ince olanla en taziklisiyle yapabiliyoruz. Onunla da ne kadar? Üstüne atlamamızı istiyor herhalde. Şöyle. Mecbur, başka çare yok çünkü. Bitmiyor, bitmiyor. Allah. Ulan aşağı düştük.
Evet, çatı bitti. Çatının şurası tamamlandı mı onu anlamadım ama. Dur bakayım, tekrar atlasak. Ulan ule. Lan ne uğraştırdı bizi? İnce detaylar. Tamamlanmayan parçalar bu şekilde tamamlanmış oluyor. Biz oraya falan nasıl çıkacağız onu çok merak ediyorum. Çünkü merdivenin de bir şeyi var. Sınırı var. Neyse dur bakalım. Kabasını bir bitirelim şunun da. Sonra eksik yerlerine bakarız. Eksik yerleri bu arada şuradan. Bakın. Bak, temiz diyor. Mesela şu neymiş? Ayakkabı tabanı %75 temizlenmiş. Eksik kalan yerleri buradan bakarak neresi eksik, neresi bitmemiş. Oralara bakarak halledebilir. Bak mesela ayakkabı tabanı dediği yer şurası abi. Ayakkabı tabanını bitirelim bir komple. Hop, ayakkabı tabanı bitti. Ya tamam. Bir iki zıplamak gerekiyor.
Vallahi bir şu üst taraflar kaldı galiba ya. Aa bunu da taşıyabiliyor. Ulan. Peki döndürebiliyoruz mu? Aa dönüyor. Oğlum bunu da taşıyabiliyormuşuz ya. Nasıl taşıyorsak artık. Onu da çok anlayamadım ama. Aha. Buradan olmuyor. Bir kat aşağı inelim. Burası da tamam. Abi şurada eksik bir yerler var. Tamamlanmadı bak burası. %96. Az kaldı ama. Diğer merdiveni getirelim biz. Gel bakalım Emmoğlu. Aa bak. Evet. Oğlum. Oraya çıkamıyoruz mu ya? Hadi tamamla. Hadi artık. Heh. Oh be. Burası da tamam. %99. Neresi kaldı abi? Hemen bakalım. Merdiven korkulu. Çizmenin duvarları. Çiçeklikler ve ahşap süslemeler. Merdiven korkulundan başlayalım o zaman. Burası tamam. Çizmenin duvarları 4 diyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Çizmenin duvarları üstüne tıkladık. Şurasıymış. Tamamlandı. Şurada varmış. Tamamlandı. Diğeri şurada var bak.
Tamam. Diğeri. Şurası. Tamam. Çiçeklik. Hangi çiçeklik? Hemen bakalım. Şu. Bir kere su sıkmamız yetiyor mu yani? Ahşap süsleme. Hemen bakalım. Ahşap süsleme. Şurası. Bunun kesin üst tarafında var bir sıkıntı. Hemen bakalım, şöyle merdiveni dayayalım. Evet. Evet abi. Olay tamamlanmıştır abi. Koskoca evi bitirdik. Anaokulunu daha doğrusu. Hayırlı uğurlu olsun. Burayı da tamamlamış olduk. Evet, bitirelim. Şöyle. Karşılığında 450 dolar. Değer mi? Abi 38 dakika uğraşmışız. Hadi bunun ilk 8 dakikası işte diğer golf arabası falan desek 30 dakika uğraşmışız. Küçük gördüğümüz yerle ama detay çok. Çok aralara gir çık yapmak gerekiyor. Evet, yeniler. Of of of. Orman kulübesini temizle. Bunun temizliği belki diğerinden daha kolaydır. Çok böyle girinti çıkıntı yoksa, ama büyük bir yer gördüğüm kadarıyla çok uğraştırır. Şu araçta motor, bunlar kolay. Zaten fiyatları gördüğünüz gibi az yani. Şunu merak ediyorum. Ben kendim yapabilirim bunu. Bakarız, bilemiyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.